Çin'de bulunan dünyanın en büyük iPhone fabrikasının karantinaya alınması iPhone üretimini etkiledi. Apple müşterilerine siparişleri için bir süre daha beklemek zorunda kalacaklarını iletti. Çin'in sıfır vaka uygulaması Apple'a vurdu. Şirket yeni iPhone telefonlarının üretimlerinin azalacağını, bekleme süresinin artacağını duyurdu. Çin'in Zengzhou kentindeki Foxconn fabrikası dünyanın en büyük iPhone fabrikası. Vaka artışı nedeniyle kentte 2 Kasım'da 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Fabrikadaki işçiler sosyal medyada durumlarını gösteren videolar paylaşmıştı. Durum müşterilerde siparişlerinin gecikme endişesine yol açmıştı ki Apple'dan açıklama geldi. Çin'deki fabrikanın düşük kapasiteyle çalıştığı belirtildi. <laughs> Apple piyasaya sürdüğü son iPhone modellerinden bazıları için çok fazla talep aldıklarını, ancak öngörülenden daha az iPhone tedariki beklediklerini kaydetti. Sağlığa öncelik verdiklerini vurgulayan Apple, müşterilerine yeni ürünlere ulaşmanız daha uzun sürecek diye seslendi. Türkiye'de de durum benzer. Apple'ın internet sitesinde Türk müşteriler için son model iPhone'lardan bazılarının bekleme süresi 3 ila 4 haftaya çıktı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar paranız olsa da alamazsınız yorumu yaptı. Apple'ın son model iPhone fiyatları 40 bin lirayı buluyor. Twitter'da kaos var. Elon Musk gerçek kişileri taklit eden parodi hesaplara savaş açtı. Bu kez de ünlü isimler dahil birçok kullanıcı Twitter'daki adını Elon Musk olarak değiştirmeye başladı. Bu hesapların hepsi kapatılabilir. Çok tartışılan mavi tik yani daha doğrusu paralı mavi tik uygulaması ise 9 Kasım ertelendi. <laughs> Mars 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da her gün yeni bir krize kapı aralıyor. Dünyanın en zengin insanı sahte hesaplarla mücadele kapsamında yeni bir karar aldı. Gerçek kişileri taklit eden hesaplar hiçbir uyarı dahi yapılmadan kalıcı olarak askıya alınacak. Bunu önlemenin tek yolu parodi hesap olduğunun belirtilmesi. Kararı Twitter hesabından duyuran Elon Musk, Twitter'ın dünyanın en doğru bilgi kaynağı olması gerektiğini söyledi. Ancak tepkiyle karşılaştı. Amerikalı komedyen Katy Griffin dahil birçok kullanıcı platformdaki isimlerini Elon Musk olarak değiştirmeye başladı. Çok geçmeden Griffin'in 2 milyon takipçili ve mavi tikli hesabı askıya alındı. Elon Musk hesabı geri vermek için 8 dolarlık mavi tik ücretinin ödenmesini şart koştu. <laughs> Çok tartışılan paralı mavi tikle ilgili yeni gelişme var. 8 dolar karşılığında mavi tik dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler nedeniyle ertelendi. Elon Musk'ın Twitter seçimlere alet etmek istemediği belirtiliyor. Şirketten geçen hafta kovulan bazı kişilerin işe geri alındığı da iddialar arasında çalkantıların dinmediği platformdan reklam verenler de ardı ardına kaçıyor. Otomotiv, ilaç, havayolu, hazır giyim gibi farklı sektörlerden çok sayıda şirket Twitter'a reklam vermeyi durdurdu. 13 milyar dolar kredi borcu olan Elon Musk zor duruma düştü. Çünkü Twitter gelirlerinin %90'ından fazlasını reklamlardan elde ediyor.